Evet, yeni bir tüketim videosuyla daha karşı karşıyayız. Şarjımız %81, menzilimiz 300. Tüketim değerlerini sıfırladım. Şehir içi akıcı trafikte bu sefer bir tüketim verisi bakacağım. Buradan görebiliriz. Bakalım nasıl bir tüketim olacak. Evet, şehir içi akıcı trafikte şu an 22 kilometre yol yaptık. Ortalama tüketimimiz 16.3. Bursa içinde, Bursa merkezden Mudanya'ya geldik. Grafikte görüleceği üzere tüketimde bir yükseliş ve sonrasında bayağı bir düşüş var. Bu bir rampa çıkış ve inişi var. Bundan kaynaklandı. Rampaya çıkarken 22'lere kadar yükselen tüketim, 16-17 civarı olan tüketim şeye kadar düştü. 16'lara düştü tekrar. Şu an 16.8-17 tüketimimiz. Klima tüketimi ilginçtir. Sürekli çalışıyor. Hava sıcaklığı da 6 derece olmasına rağmen 4.5 kW'da sadece. Yani totalde 20 km yapıyor. Bu da ne demek? Şehir içinde 300 km bir menzil olacaktır. Şu an tüketimimizden dolayı menzilimiz 250 km ama burada sıfırladığımızda menzil değeri değişiyor. İyi kaldığı menzile göre menzil verip sonra tüketime göre hesaplamaya başlıyor. İlk açtığımda 300'dü ama sonra 280'e düştü o. Yol bilgisayarını sıfırladığımızda. Demek ki daha önceki tüketimim daha düşükmüş. Sonra 250'ye düştü. Bakalım dönüşte bu yolun tam tersine gideceğiz. 16.8 olan tüketim kaç olacak? Dönüş yolculuğuna başladık. Mudanya'dan çıktım. Dik bir rampamız var şimdi. Oraya şey yapacağız. Lastik basınçlarımız 2.6-2.7 bar. Hava sıcaklığı 6 derece. Kasım ayındayız. Kasım'ın sonundayız. Bursa'da yağışlı bir hava. Şu an rampaya sardığımız için tüketimimiz biraz arttı. Burası da zaten sınırı 70 olduğu için ben adaptif cruise control ile 70 ile yukarı çıkıyorum. Ortalama tüketim rampa yukarı 48-50 bu civarlarda. 18 kW olan tüketimimiz ortalama. Bakalım kaça çıkacak rampa çıkışında. Beraberce izleyebiliriz. Tüketimi takip edebileceğimiz 3 ekran var. Bunu da anlatayım. Gördüğünüz üzere rampa biraz düzledi. Tüketim değerleri düşüyor. Sonrasında yine tırmanacağız. Sonra inişe geçeceğiz. Tüketim değerlerini görebileceğimiz 3 ekran var. Birincisi şu tuştan değiştirdiğimiz, şuradaki ekrandan görebiliyoruz. Bunu ileri veya geri sabit basılı tuttuğumuzda değeri sıfırlıyor. İkincisi Driving Eco. Bu menüden de görebiliyoruz. Burada yeni seyahat dediğimizde verileri sıfırlıyor. Ben genelde burayı kullanıyorum. Burada ortalama hızımızı, ortalama tüketimimizi gösteriyor. Şu an şerit takip sistemi uyarı veriyor. Direksiyonu tutmadığım için şeritte tutmaya çalışıyor arabayı. Bu da güzel bir özellik. Bir de esas can alıcı nokta buradaki elektrik menüsünde tüketim var. Buradaki tüketimde de neyi görüyoruz? Klima ve diğerleri. Bu tüketim verisi aracın gitmek için harcamış olduğu tüketim verisini de olmayan bir değer. Yani klima 4.7 kW harcıyor şu an. Arabayı ısıtmak için dışarısı 6 derece, içerisi 22 derece. Araçta genelde çocuk olduğu için 22'de tutmayı tercih ediyorum. Biraz daha düşürülebilir tabii ki. Şu an gördüğünüz gibi grafik yukarı doğru tırmanmaya başladı. Yokuş yukarı çıkıyoruz. Dönüş yolculuğumuzda Bursa'nın rakımı Mudanya'ya göre biraz daha yüksek olduğu için tüketimimiz biraz daha yüksek olabilir. Bakalım göreceğiz. Ne kadar fark edecek?
Dönüşte de trafik akıcı olduğu için 70 ile geldim. Bir pazar sabahı yağmurlu. Yağmurun bir etkisi vardır mutlaka. %10 gibi diye düşünüyorum. Ama akıcı trafikte bakalım nasıl bir değerle karşılaşacağız soğuk havada. Biliyorsunuz bu araçlarda ısı pompası yok. Isı pompası olmadığı için ısıtıcılarla direkt bataryadan ısıtıyor. En çok merak edilen soru bu. Bakalım ısı pompası olmayan bir araçta tüketim ne kadar artıyor? Şimdi hız sabitleyici rampa aşağı iniyoruz. Burada hız sınırı 80 olarak gösteriyor tabela tanıma sistemi. Ben de 80 alıyorum. Rampa aşağı biraz hızlanabilmek için. Araç kendini şey yapsın. Sağ olsun. Bu ekranda genelde açık kullanıyorum. Yol bilgisayarı yani en sağda 20.8 gördüğünüz değeri. Şu an rampa aşağı iniyoruz. Göstereyim. Bu da radar kameralar da var. Bazen hem sabit radar hem de araçla çevirmeli radar da oluyor burada. Şu an gördüğünüz üzere rampa aşağı indiğimiz için araç hep elektrik üretiyor. Bataryaları dolduruyor. Şu an yaklaşık 19-20 kW'la bataryaları doldurmaya başladı. Tüketimimiz de düşüyor. 20 kW saate kadar düştük. Aracın normal WLTP verilerine göre hesaplanmış olan tüketim verisi 15'lerde. Sakin kullanımda çok aşırı yüksek hızlara çıkılmadığında şehir içinde bu değerler daha da aşağı bile çekilebiliyor. Hani düz yol, akıcı trafik, yavaş hızlarda yani 12'lere kadar düştüğümü hatırlıyorum. Araç bu arada kilometre olarak 2660 kilometreye geldi. Araçla 4 kez şehir dışı yaptık. 2 kez Balıkesir, 2 kez Bursa-İstanbul. Bursa-İstanbul yolculuklarının zaten şeyleri var, videoları var. Oradan bakabilirsiniz. Bir tanesi yağmurlu havadaydı. Orada yakıt tüketimleri kanalda bulabilirsiniz. Kanala da abone olarak araçla ilgili gelişmeler, elektrikli araçla ilgili gelişmeler, farklı deneyimleri bulabilirsiniz. Özellikle elektrikli Megane almayı düşünen kişiler varsa videoları izlemeleri faydalı olabilir. Düşüncelerine olumlu olumsuz katkı sağlamaya çalışıyorum. Benim ilk elektrikli araç tecrübem bu arada. Almadan önce biraz araştırdım ama detaylı bu şekilde bir şey bulamadım. Genelde Tesla ile ilgili çok fazla şey var. Gerçi araç da yeni. Ama Megane ile ilgili bulamadım. Böyle bir kanal da yok. Genelde aracın iç dış tasarım, işte özellikler, bununla ilgili veriler paylaşılmış. Van'da bir lansman yapılmış. Bütün YouTuber'lar bunu paylaşmış. Tabii ki. Biz de uzun vadede yaşamış olduğumuz tecrübeleri aktarmaya çalışıyoruz kanalda. Tüketimimiz tekrar 18.3'e düştü. Şu an bulunduğumuz yolun muhtemelen en dip noktasına gelmeye yaklaştık. Rampa aşağı iniyoruz yine ama artık bundan sonra düz ve sonra hafif çok dik olmayan bir tırmanış yapacağız. Yine burada hız sınırı 82 olduğu için ben 80 ile gideceğim. Tabela okuma sistemi normalde güzel çalışıyor ama böyle dönüşlerde bazen 70-30 gibi tabelaları da okuyup bunu da verebiliyor. Sağda eğer aynı tabeladan ayrıca bir tabela yoksa. Ama onun haricinde güzel çalışıyor. Şuradaki tuşla tabela okuma sisteminin hızına şey yapabiliyoruz, aracı kilitleyebiliyoruz. Yani tabela okuma sistemi 70'e döndü. Şurada tek tuşla biz direkt bu hız şeyini 70'e aldı gördüğünüz gibi. Şu an 82 tabelası var. Bakalım görecek mi? Yağmurlu olduğu için muhtemelen görmedi. Şu an 70 ile gidiyoruz. Önümüzdeki araç yavaşladı. Bu da yavaşlıyor. Videoyu çok uzatmamak adına tüketim verisini video bitiminde tekrar paylaşacağım. Bundan sonraki yolumuz düz ve trafiğin hızında 60-70-80 bu hızlarla devam edecek. Evet, yolculuğumuzun sonuna geldik. Şehir içi akıcı trafikte
Renault Megane E-Tech %100 elektrikli araçta nasıl bir tüketim verimiz olacak diye merak ediyorduk. 43 kilometre yol yapmışız. Bursa merkezden Mudanya'ya geldik, gittik. Yolda bir rampa çıktık, indik. Mudanya tabi konum itibariyle biraz daha alçakta olduğu için giderken 16 küsürlerle gittik. Döndüğümüzde de 17.7. Yani gidiş dönüşte 1 kilowatt saat ortalamada daha fazla ortalama artmış oldu. Demek ki 2 kilowatt saat daha fazla yaktık ki ortalamada bu kadar bir etkisi olsun. Dolayısıyla sonuca gelirsek akıcı trafikte ortalama hızımızı da hemen şuradan bakalım. 50 kilometre saat. Hız sınırı 70 ve 82 olan yerler var. 70'lerde 70, 82'lerde 80. Duraklamalar vesaire. Toplamda 50 kilometre bir hızla gitmişiz. Ortalama tüketimimiz 18. Tabii şimdi araç hala çalışıyor, enerji tüketiyor, şey yapıyor. Şuradaki elektrik menüsünden ısı pompası yok biliyorsunuz bu araçta. Klima ve diğerlerinin tüketimi 3.8 kilowatt saat. Durum bu şekilde merak edenler için. %67 menzilimiz var. Bu menzilde de yapabileceğimiz yol 224 kilometre bu şartlarda. Aylardan Kasım'ın sonu. Hava sıcaklığı 6 derece. Hava yağmurlu. Lastik basınçlarımızda 2.6 bar. Kışın dikkat etmemiz gereken noktalardan biri de eğer ki kış lastiklerine geçtik, lastikçi lastikleri taktı. Dikkat etmemiz gereken konu biliyorsunuz bu araçlar 20 jant. 20 jant olduğu için lastik ebatları biraz büyük. Bu yüzden bunların basıncı 2.6-2.7. Bu aralıkta olması yakıt tüketimi açısından önemli. Eğer ki daha düşük basınçlarda 2.2-2.3 normal diğer araçlar gibi basılırsa tüketim ciddi anlamda artacaktır. Buna da özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu buraya ayarlardan buraya getirebiliyorsunuz veya işte şuradaki menü aracılığıyla şu ekranda da görebiliyorsunuz. Burada neler var? İşte aracın ilk alındığından beri kilometresi 2675 kilometre, son sıfırladığımız 42. Burada lastik basınçları, eko monitörü, radyo çalışıyorsa radyo frekansı, enerji yüzdesi, ne kadar yüzdeyle kullanıyoruz veya işte mavi olursa da ne kadar geri kazanım elde ediyoruz. Tekrar aynı ekran. Burada da şu çizgiyle gösterilen yerde anlık tüketim veya kazanımı gösteriyor. Ekran bu şekilde. Kanala abone olursanız, videoları beğenirseniz ve istediğiniz bir çekmemi istediğiniz bir video olursa bunu da yorumlara yazarsanız çekmeye çalışırız fırsat oldukça. Teşekkürler.